Erişteli mısırlı ve şöyle erişteli mısırlı bulgur pilavımız için de kullandığımız malzememiz. 3 su bardağı kadar bulgurumuz var. 1 çay bardağı kadar eriştemiz var. 2 adet biber, 1 adet domatesimiz var. 1 yemek kaşığı kadar salça. Biz karışık salça kullandık. Hem biber salçamız vardı hem domates salçası kullandık. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 2 diş sarımsağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber. Naneyi unutmayacağız. Nane çok yakışıyor. Çok da güzel bir lezzet katıyor. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar bezelyemiz var. 3 su bardağı bulgur, 1 çay bardağı eriştemiz var, 2 adet sivri biberimiz var, 1 adet domatesimiz var, 1 yemek kaşığı kadar salçamız var, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, 2 diş sarımsağımız var, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, nane ve 4 yemek kaşığı kadar bezelye kullanıyoruz. Tencerimize tereyağımızı ilave ettik. Tereyağımız erimeye başlıyor. Ondan sonra erimeye başladıktan sonra hemen eriştemizi içine ilave edeceğiz. Erişteyle beraber sarımsağımızı ilave edelim. Onları iyice bir kavuralım. Kavurduktan sonra bulgurumuzu içine ilave edip kavurmaya devam edeceğiz. Ve bulgurumuzla beraber biberlerimizi doğrayıp içine ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Biberlerimizle beraber kavurduktan sonra salçamız, baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Ve en sonra domatesimizi de ilave ettikten sonra tekrardan birkaç dakika daha kavuruyoruz. Ve birkaç dakika daha kavurduktan sonra sıcak suyumuzu içine ilave ediyoruz. Sıcak suyumuzu pilavımıza verdikten sonra içine mısırımızı ve de bezelyemizi ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve dinlendirmeye bırakıyoruz. İyice bir dinlendikten sonra pilavımızı tekrardan hafif bir karıştırdık. Ondan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp afiyet yiyeceğiniz hem çok lezzetli hem de güzel bir pilav olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ve tatlımız için de neler yap